Çeşme Esenler. Ama tarihi kazı yerleri herhalde burada. Giremedikten sonra bakamayız ki. Video çekim yapamazsın ki. Arkadaşlar şu an yolumuzun üstündeki köyümüz Hisar Köyü. Eski antik kazılardan bulduk. Ama şu an bir gene yanlış bir şey yapmayalım. Çekim yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bilmiyorum ama. Çekim yaparsın. Burası da memleketimizin tarihi yerlerinden bir tanesi. Şöyle size bir tanıtalım istedik. Durduk, mola verdik. Tabii kazı alanı olduğu için içeri girmemiz yasak. Yasal uyarılar da var. Yani bu tip olaylarda saygı duymakta fayda var. Girmenin bir anlamı yok. Aa, buraya. Tabii bu görmüş olduğunuz şeyler sonradan birileri koymuş orada ama tarihi yerler. Bunlara sfenk taşları mı deniliyor artık, eski Bizans zamanından kalma. Buranın tarihi hakkında bir bilgim yok arkadaşlar. O konuda bir bilgi veremeyeceğim. Ama Bizans döneminden kaldığı apaçık ortada. Odalar var. Tabi anladığımız şekilde olursa. Bakın sfenk taşları. Burası kazı alanı arkadaşlar. Şurada bir kapı var gördüğünüz gibi. Değerli bir şey de var, şehir de var. Aynen. Bak mermer şimdi. Bunlar antik çağdan kalma, Bizanslar zamanında. Zamanında Yunanlar falan geliyor, kalıyor orada tabii. Ben dediğimiz olay belki binlerce yıl öncesine ait. Aynen aynen. Değerli eşyalar var. Değerli eşyalar. Aslında trilyonluk belki paha bir şey mi ya? Şeyler. Yerlerden bir tanesi. Aynen. Memleketimizde böyle bir şey varmış. Var var. Ya, var. Sabah gelirken ileride kazı çalışması yapıyorlar. Veya arkeolog üniversitelerden tabii gelin, ki. Araştırma yapıyorlar. İstanbul'dan gelir, yurt dışından da gelirler. Evet, arkeologlar. Ya şurada servet yapıyorlar. Ben kaç servet. Bir tane heykel çıksa paha biçilmiyor. İnşallah yurt dışına kaçmıyordur. Önemli olan da o. Yani, vatanda kalsın. Sahip çıkmak. Tabii ki. Aa, bir taraflarda da tabii tabii, bayağı büyük. Bölge bölge. Belki burası, burası şey, da aynı şekilde. Bu köy girişte de yazıyor ya. Değişik bir adı var buranın. Amorium. Amorium diye. Ha doğru. Evet. Amorium. Bizans şey işte. Eski Yunan kalıntılarından. Burası bir oda yani belli. Evet, yaşanmış ya. Yaşanmışlık var burada. Arka tarafta gazino gibi böyle etrafını çevirmişler, görürsünüz siyah çene. Hı hı. Orada değil mi? Toplantı alanı toplantı gibi. Alanı. Burada bir şey daha bulmuşlar. İşte şey devlet kazıyor ya. Tabii. Jandarma şeyiyle. Kontrolünde kazılıyor tekrar. Kazılıyor, müzelere gidiyor. Çıkar. Tabii parçalar. Şeyler. Beton bloklar da kalır burada. Tabii. Koruma altına alınır. Şöyle biz de turlayalım. Arkadaşlar sadece burası değil. Bunun arka tarafları da var. Bakın bu bölge olduğu gibi kazı alanı. Kazı alanı. Hatta karşı tepeleri de görebilir misiniz bilmiyorum da. Şu bölgeler mesela. Oralarda da var kazı alanı. Gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Yolu bulduğumuz derecede.
memleketimizin güzelliklerini size göstermeye çalışacağız. Arkadaşlar bakın şu taş bile binlerce yıllık taş. Ya bunların hepsinin bir değeri var. Maddi değerinden ziyade manevi değeri daha fazla. Biz de size elimizden geldiği kadar memleketimiz olan Afyon Emirdağ bölgesindeki köylerimizin bir tanesinde eski adıyla Amoryum Köyü. Burayı şöyle bir kuş bakışı bir görelim istedik. Sizle de paylaşalım istedik. Şu an yürümeye devam ediyoruz. Bulunduğumuz yer bile zamanla kazılır. Bakın arkadaşlar biraz önce gösterdiğim yer. Şu karşı taraflar. Görüyorsunuz. Bakın. Rivayete göre buranın altında bir şehir var. Bizanslardan kalma. Milattan önce çağ da olabilir. Çünkü bunlar hep Bizans kalıntıları. Sfenk taşları. Tarihi yerler arkadaşlar. Memleketimizin kültürü, Türkiye'nin her yeri böyle. Önemli olan bunların değerini bilip koruma altına almak. Lütfen bu konuda duyarlı olun arkadaşlar. Tarihimizi sahip çıkalım. Topraklarımıza sahip çıkalım, tarihimize sahip çıkalım arkadaşlar. Güzel bir duygu. Bakın arkadaşlar da nerelerde var. Dağın tepesinde bile var yani şurayı görüyorsunuzdur. Bakın oralarda. Parmağımı gösteriyorum size de ayıp olmasın diye. Bu videoların montajındaki işte emeği geçen arkadaşımız. Arkadaşım dediğime bakmayın. Arkadaşlar kayınbiraderim. Da bir ne bileyim anlayamadım. Büyük bir zal gibi yani büyük bir alan gibi bir şey var. Bir de oraya bakalım. Ama şu yapıyla bu yapı aynı benziyor. Bu yalak var mı? Yalak arkadaşlar yağmur çok bastırdı. Biz şu an aracımıza geri dönüyoruz. Fırsatımız oldukça sizlere tekrardan göstermeye çalışacağız. Şimdi